Apple 1980'li yılların başında bilgisayar piyasasına yeni yeni girmiş çok küçük bir şirket. Kurucusu Steve Jobs, o dönemin dünya lideri. IBM'i yerden yere vuruyor ve onun hakkında eğer bilgisayar savaşını kazanırlarsa karanlık bir çağa gireceğimizi ima ediyordu. Gün geldiğinde Apple bu savaşı kazanacak, Steve Jobs'ın söylediği o karanlık çağa belki de hiç girmeyecektik. How cool is that? Kazandı kazanmasına. Ancak tarihindeki ilk TV reklamında George Orwell'ın 1984 romanındaki büyük biradere benzettiği IBM'in yerine yıllar sonra kendisi geçti ve işin rengi bayağı değişti. Uygulama mağazası App Store'u vergiye bağladı Apple. Oradan yapılan her uygulama satışından, satın alınan her abonelikten bir devlet gibi %30 pay aldı. İrili ufaklı, uygulama geliştiricilerinin hepsinden yılda 85 milyar dolara kadar para kazandı. Yanlış anlamayın, biz Apple'ı ya da herhangi bir şirketi karşımıza almak istemiyoruz. Bizim derdimiz bir zamanların Apple ile aynı. Tekelleşme ve haksız rekabet. Belki hatırlayanlarınız olur. Dünyanın en büyük oyun firmalarından Epic Games, 2020'de Apple'a dünya ticaret tarihinin belki de en önemli davalarından birisini açtı bu vergi olayı yüzünden. Hatta kendi oyunu Fortnite'ı App Store'da yayınlayamamıştı. Ve dava sırasında Apple'ı kendi silahıyla vurdu. Bir zamanlar Apple'ın IBM'e hedef gösterdiği reklamdaki karakterleri Fortnite karakterleriyle değiştirdi Epic Games. Ekrana büyük birader yerine bu kez gözlüklü ve içinden kurtlar çıkan bir elma çıktı. Epic Games kazandı bu savaşı. Üstelik hem Apple'a hem de Google'a karşı. Şimdi aynı savaşı bir Türk şirketi verecek. Peki nasıl? Çinlilerin uluslararası ticarette uyguladığı meşhur bir ticari savaş taktiği var. Adı Shanzai. Bu taktiğe göre ticarette galip gelmeniz için yapmanız gereken tek bir şey var. Taklit etmek. Bugünün dev Çinli akıllı telefon şirketleri bile hatırlarsanız bir zamanlar diğer şirketlerin ürettiği ürünlere çok yakın tasarımlarda telefonlar üretip onları taklit ederek büyüdüler. Shanzai stratejisiyle büyüyen Çin ekonomisi üzerine ucuz iş gücünü ve seri üretim başarısını da ekleyince bu firmalardan birkaçını zirveye kadar taşıdı. Böylece Çin malı ama orijinal ürünlerin dönemi başladı. Bugünlerde artık Shanzai taktiğiyle üretilen Çinli elektronik ürünlerine pek rastlamazsak da Çin, yazılım alanında bu stratejiye sonuna kadar devam ediyor. Gördüğünüz bu adamı muhtemelen tanımıyorsunuz ama biz size anlatalım. Adı Deniz Dündar, ODTÜ mezunu bir dil bilimci. Eğitimde fırsat eşitsizliğine kafayı taktığı ve uzmanlık alanı da dil olduğu için aklına bir uygulama fikri geldi. 15 saniyelik dizi, film ve belgesel kesitlerinden insanlara dil öğreten bir uygulama yapmak istedi. Üstelik bu uygulama dünyanın her yerinde ücretsiz olacaktı. 2014'te topladığı ekibiyle geliştirdiği Vosikrin adındaki uygulamayla bu fikir gerçeğe dönüşmüş oldu. A learning application built from the ground up in Istanbul, Turkey has become the most downloaded educational app in 28 different countries. Discover Vosikrin. Hedefi Türkiye'den global bir dijital eğitim markası çıkarmaktı. 2016'da ABD'deki Wharton Üniversitesi tarafından dünyadaki en iyi 3 eğitim uygulamasından birisi olarak gösterildi Vosikrin. Bırakın Türkiye'de yaşayan bir çocuğu, Çin'de yaşayan bir çocuk bile Vosikrin uygulamasını açıp istediği zaman İngilizce dili öğrenebiliyordu. Bir dakika, Çin mi? 2020'nin Ocak ayında bir iyi niyet mektubu yazıp Çin Başkonsolosluğuna gittik. Çünkü paramız yok ama Çin'de büyüyoruz, tehlike. Yatırım turu belki bir yıl sürer. Çin'deki iyi niyet mektubumuzun özeti de şu: Çin'de büyüyen bir Türk uygulamasıyız. Biz küreselleşmeyi Çinli bir partnerle yapmaya açığız. Lütfen bizi Çin'de eğitim, teknoloji alanına yatırım yapmak isteyen fonlarla tanıştırın, yatırımcılarla tanıştırın. Birlikte dünyaya Çin-Türk ortaklığıyla bir joint venture hediye edelim. Ürünün geleceği açık. Pazar kabul etmiş. Bir başka deyişle Vosikrin, Çin'de popülerleşmiş ve finansal destek için Çin hükümetine ve yetkililerine başvuru yapmıştı. İşte o sırada Covid-19 salgını patlak verdi ve tüm bu işler askıya alındı. Şimdi günümüze dönelim. 23 Mart 2023 tarihinde bir paylaşım yaptı Deniz Dündar. Geliştirdikleri ve 10 yıldır üzerinde çalıştıkları Vosikrin uygulamasının çakması yapılmıştı. Üstelik yaklaşık 1 yıldır ABD, İngiltere, Tayvan, Hong Kong ve Çin gibi ülkelerde App Store'da milyonlara ulaşmıştı bu çakma uygulama. Bir restorana gittim. 3 tane Çinli arkadaş. Çinli arkadaşlara sordum, ne yapıyorsunuz? İşte okuyoruz London School of Economics, Kapadokya'ya gideceğiz. Ya dedim, bir ricam olacak. Biz bir uygulama geliştirdik, ben kurucusuyum. Çin'de 2 milyon
kullanıcımız var. Hiç App Store'da görmedim. Senin cihazın iPhone galiba. İsmini söyledi de uygulamanın. Spell ettim, söyledim. Which One dedi. Which One deyince nasıl yani? O screen bir tane değil mi? Hemen ekranına baktım ve ekranda iki tane o screen görüyorum. İki tane logo görüyorum. Çin pazarında üste çıkan o screen, Çinli şirketin geliştirdiği o screen. Bunun ne demek olduğunu bir düşünün. Sizi bir şekilde duyan, eden birisi geliyor App Store'a, adınızı aratıyor, uygulamayı indirmek istiyor ama en tepede çakma uygulama olduğu için yanlış uygulamayı indiriyor. İki tane o screen var telefonumda. Bir bizim yaptığımız 11 yılda, bir de Çinlilerin yaptığı. Bilmiyorum şuradan görünüyor mu? Ha, eksikleri çok. Hani biz müdahale edersek geliştirir miyiz? Geliştiririz. Birleşirsek şu olur mu, bu olur mu? Ama Sezar'ın hakkı da Sezar'a yani. Çok iyi çalışmışlar. O güne kadar yaptığınız milyonlarca dolarlık reklam yatırımı oldu mu size çöp? Peki tüm bu durumlar üzerine Apple ne yaptı dersiniz? Hiçbir şey. Ancak bu screen'in yapacağı çok şey vardı. Şirket içerisindeki yöneticiler aksiyon almayınca ben artık bireysel olarak, kurucu olarak, hakim hissedar olarak ve diğer hissedarların hakkını korumak adına kişisel olarak Apple sürecini başlattım. Sonra Türkiye ofisine gittim. Türkiye ofisi, Türkiye ülke direktörüne hem evrağı avukatımla birlikte hazırladığım cover letter'ı, delilleri yani bir sürü deliller, delilden birkaç tanesini koyduk ve bize dönüş yapmalarını istedik. Bir süre verdik tabii. Zorlu Apple Store mağaza müdürüne bilgi vermiştim. Hani dedim 48 saat sonra gelip burada anayasal hakkımı kullanacağım. Kimseyi rahatsız etmeden bilinçlendirmeye çalışacağım insanları. Bakın yani içeride çalıntı mal satılıyor. Bu zorluyla ilgili bir konu değil. Hatta bazıları anlamadı, polis çağırdı. İyi dedim, polis çağırın. Polis geldi, karakola gittik. 2 saat bekledik, sonra ne zorlunun şikayeti var ne Apple'ın şikayeti var. Ben 2 saat sonra bir daha zorluya geldim. Elbette Apple'ın bu işe kulak kesilmesini kimse beklemiyordu ilk başta. Ancak haklı olmak hukuksal açıdan bu adımı atmayı da gerektirmişti bir kere. Yine de Deniz Dündar ve ekibi Apple'dan yanıt almaya çalıştı. Apple dünyanın en demokratik şirketidir. Çünkü hiçbir çalışanına konuşma hakkı vermez. Bu konuda eşit davranır. Sonuç olarak işi sosyal medyaya taşımaya karar verdi Deniz Dündar. Haksız duruma düşen Epic Games gibi büyük bir firma olmayınca, davanın konusu Fortnite gibi popüler bir oyun olmayınca istediği karşılığı bulamadı ilk etapta. Ve VoScreen kesenin ağzını tam anlamıyla açmaya karar verdi. Ciddi bir şekilde dedim, benim kaynağım yok Apple'da. Ama ben nasıl olsa Apple'dan ciddi bir tazminat alacağız. Bunun 1 milyon dolarını, biner dolar bu tweet'i retweet eden ilk 1000 kişiye verelim. 2 saatte neredeyse o ilk 1000 retweet geldi. Twitter'da Apple VoScreen Case adıyla açılan kampanya için vites arttırdı Deniz Dündar. Attığı şu tweet'e Elon Musk ve seçtiği 4 kişiyi etiketleyen ilk 20.000 kişiye 7.500'er dolar vereceğini söyledi. Yani bir bakıma milyonlarca dolar sadece bu davanın popülerleşmesi için harcanacaktı. Hatta bu paranın bir kısmının da depremzedeleri destek için ayrılacağının sözünü verdi. Tüm bunlar için tek bir şart vardı. Davayı kazanmak ve Apple'ın uğrattığı tüm zararları tazmin etmek. Hatta bu tazminat 3 kalemde gerçekleşecek. Apple'ın çakma uygulamaları üzerinden elde ettiği %30'luk komisyon geliri, VoScreen'in uğradığı ve uğrayacağı maddi zarar ve manevi tazminat. Ya tüm bunları duyunca kulağa epey de saçma geliyor değil mi? Neden bir şirket zaten haklı olduğu dava için milyonlarca parayı böyle çarçur etsin? Üstelik bu para henüz cebinde yokken. Takdir edersiniz ki Apple dünya devi, trilyon dolarlık şirket. Yani bir kişinin Apple'a savaş açıyorum, dava açıyorum ya da Apple tırnak içerisinde yasa dışı bir eylem yapıyor demesi iddiası o kişinin ya deli olduğunu gösterir, ya dikkat çekmeye çalıştığını gösterir ya da gerçekten çok sağlam bir case olduğunu. ABD gibi eski başkanı bile tutuklayabilecek kadar sistematik bir hukuk işleyişinin olduğu ülkelerde özel ve büyük şirketlere karşı ticari dava açmak çok sağlam yürek istiyor. Ancak bu yürek mahkeme salonlarında değil, medyada işe yarıyor. Eğer haklı bir davanız varsa tüm medya sizi konuşmalı, haksızlığa uğradığınızda inanan geniş kitleler etrafınızda toplanmalı. Çünkü eğer haksızsınız, cezayı size kesiyorlar. Elbette tüm bunlar ABD'deki hukuk sisteminin işleyişiyle ilgili. Amerika'da Tesla bir hata yapmış, araba da sorun yaşayan bir kullanıcı. Önce nereye gider sizce? Televizyon ekranlarına gider. Case'ini garanti almak için. Çünkü Amerika'da hukuk vahşidir. O yüzden de yasalarda avukatlar reklam yapabiliyor Amerika'da. İnsanlar korunuyor. Özgürlükler ülkesi gerçekten. Diyor ki sen diyor Tesla bir şey mi yaptı sana? Git diyor televizyon programına iddianı anlat. Ama eğer yalan bir şeyse sen tazminat ödersin. Eğer doğru bir şeyse avukatların gelir, anlaşırsınız, settlement yaparsınız ya da dava başlar. Artık CNN International'da işte Apple was screen dispute. A tiny 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 Turkish company challenged Apple. Çünkü herkese haber lazım, herkese hikaye lazım.
Şimdi anladık mı? Epic Games gibi haklı olduğu muallakta olan dev bir firmanın bile milyonlarca dolar reklam parasını neden harcadığını, sadece bir dava için neden büyük reklamlar yaptığını. Tabii Wall Street, Apple ya da Epic Games gibi dünyanın her tarafına yayılmış bir hukuk ordusuna sahip, düzinelerce avukata ulaşabilecek çok büyük bir şirket değil. İşte bu yüzden işi çok zor olacak. Ancak çoktan dava hazırlıkları başladı bile. Hemen Çin Büyükelçiliği ile temas için harekete geçtim. 15 Aralık'ta öğrendik. Birkaç dijital delil topladık. Avukatlarımızla değerlendirdik. Çin Büyükelçiliği 3 Ocak'ta bize randevu verdi ticaret ateşeliği üzerinden. Çin Büyükelçiliğine girdik. Devletin kayıtları tutulur. Görüşme yapıldı. Görüşmede avukatlarımızla gittik. İyi niyetimizi anlattık. Tırnak içerisinde anlatıyorum. Sayın Ateşe'ye şunu söyledik. Böyle bir şey olmuş ama biz Anadolu'yuz. Farklı bir milletiz. Bu krizi güzel bir hikayeye dönüştürelim. Gündeminize alın lütfen. Temasa geçin lütfen. Araştırmanızı yapın lütfen. Bize dönün lütfen. Mümkünse Alibaba, Softbank onları da masaya getirin. Biz bu iki markayı birleştirelim. Zaten tek marka, bizim markamız. Joint Venture kuralım. Sizden haber bekliyoruz ama sonsuza kadar beklemeyeceğiz. Çünkü bizim başka davalarımız da var. Sonra normal biz içeriye döndük. İç tarafta iç bilgilendirmelerimizi yaptık. Bildiğiniz gibi Çin çok içe kapalı bir ülke. Bizim erişebildiğimiz çoğu dijital hizmetin yerli malı orijinal çakmasını kullanıyorlar. Mesela Android telefonlarda bulunan Google servislerinin hiçbiri Çin'de yok. Hatta Play Store bile yok. Apple ise bu sorunu torpilli bir şekilde çözmüş. Sadece Çin'e özel bir App Store yayınlayarak Çin'de yasak olan uygulamaların burada yayınlanmasını engelliyor. Mesela WhatsApp yok, WeChat var. Ayrıca Oppo, Vivo, Huawei, Xiaomi'yi geçti Apple. iPhone Çin'de en çok satılan telefon oldu geçen yılın son 3 ayında. Yani bu hikayeden anlıyoruz ki Apple ve Çin fil oluyor, onlar tepindiklerinde çimenler eziliyor. Hatta sadece Apple'ın Çin'deki App Store'unda değil, Huawei'nin Çin'deki uygulama mağazasında da yine aynı şirket tarafından Wall Street'in çakma uygulamasının yayınlandığını söylüyor Deniz Dündar. İşte bu yüzden ABD hukuk sistemine göre Apple'a karşı kazanılacak zaferi iyi bir sonuç için kullanmak istiyor Deniz Dündar ve ekibi. Bir tarafta dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan Apple var. 500'ün üzerinde avukata sahip, hatta hukuk danışmanına yılda 27 milyon dolar maaş ödüyor. Düzinelerce avukat ve hukuk bürosuyla çalışıyor. Diğer tarafta ise iddia ettiği tüm detaylara bakınca epey haklı olan Türk şirketi Wall Street var. Belki bu şirket Apple kadar büyük değil ama anlaşılan o ki umutları uğradıkları zarardan daha büyük. İşte daha girişimciliğin başında uygulamasını yapmış ama Çin'den, ama Brezilya'dan, ama Polonya'dan başka biri bu fikri, konsepti çalmış ve iyi bir execution'ı ilerletmiş derdini Apple'a anlatana kadar atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiş. Kim bilir daha kaç tane irili ufaklı yerli yabancı girişimcinin şirketin emeği, alın teri sırf bu tekelleşme yüzünden mahvoluyor. En azından Wall Street için bunu zaman gösterecek. Biz de davanın tüm gelişmelerin ve özellikle de Wall Street tarafından verilen sözlerin takipçisi olacağız. Haberleri webtekno.com üzerinden takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.